أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyiciler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu akşamki dersimizde bir lemalardan bir de mektubattan bir miktar hırs konusu ve hırs başarı başarısızlık ilişkisi üzerinde biraz duracağız. Bugünün toplumunda insanların maalesef sabırları hiç kalmamış. Kısa yoldan zengin olmak, kısa yoldan işlerini halletmek, efendim hiç zahmet çekmeden bir şeye sahip olmak gibi bir nesili geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Halbuki biz yeryüzünde, efendim kainata, tabiata baktığımız zaman işte kıştan sonra bahar geliyor, bahardan sonra yaz geliyor, yazdan sonra sonbahar geliyor. Yani her şeyin bir basamaklarının olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ileride Üstad Hazretleri bahsedecek, biz teenniyle bu basamaklara müraat etmediğimiz zaman başarısızlıklara uğruyoruz. Onun için bu akşamki dersimizde hırsın, yani böyle o adetullah kanunlarına uygun hareket etmeksizin yapılan işlemlerin Üstad Hazretlerinin örneklemeleriyle dünya üzerindeki bizim hayatımızda gördüğümüz örnekleri üzerinden Üstad Hazretleri bize hırsın yanlış olduğunu, sabırla, efendim gayretle, efendim emek sarf ederek yapılan şeylerin de daha güzel sonuçlar verdiğini ve başarıyı getirdiğini ifade ediyor. Burada biraz okuyarak devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve rezzâku zul kuvvetil metîn. Şüphesiz ki rızkı veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Tabii burada rızık kelimesini, Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin tecellisini getirip soframıza gelen bir nimetle sınırlı tutmayalım. Rızık demek, Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin tecellisi, hayatımızın her anında Allah'ın bize verdiği nimetleri kuşatan bir esmadır. Dolayısıyla biraz daha geniş düşünelim. Ve Üstad Hazretleri adeta hırs meselesini de adavet gibi, efendim hayat-ı içtimaiyeyi zehirleyen, hayatımızda başarısızlıklara kapı açan bir unsur olarak ifade eder. Onun için hemen adavetten sonraki bu okuduğum ikinci mebhas Uhuvvet Risalesi'nin sonundaki kısımdır. Dolayısıyla şöyle başlar bu bahisede: hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir. Evet, hırsın efendim haybetin sebebi olduğunu, zararın sebebi olduğunu, dolayısıyla efendim bununla mahrumiyetin geldiğini ifade eder ve bunun sonucunda da ne gelişir? Hastalık ve zillet, düşkünlük ortaya çıkar ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Bakın, bir hırsın arkasında haybet, illet, zillet, mahrumiyet ve sefalet. Neredeyse birçok efendim olumsuz unsurun bulunduğu bir noktada bulunuyoruz bu hırs dolayısıyla. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Yani böyle o hırslı olmak, kanaatsiz olmak, çalışmamızın, gayretimizin sonucuna tevekkül etmemek, rıza göstermemek, kanaat etmemektir zaten hırs. Hırs aslında kanaatsizliktir. Dolayısıyla bu yukarıdaki sebebi haybet olması, illet ve zillet, mahrumiyet ve sefalet sahibi olması gibi, arkasından Üstad Hazretleri bu konuyla ilgili diyor ki, hırs
zihayat aleminde, canlı aleminde, yani sadece efendim insanlarda değil, hayvanatta da, nebatatta da gayet en geniş bir daireden tut ta en cüzi bir ferde kadar sui tesirini, olumsuz etkisini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise, tevekküllü bir şekilde rızkı talep etmek ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. Yani bir tarafta hırs, bir tarafta tevekkül. Yani tabii Risale-i Nur'un bize verdiği güzel bir ders var. O da şu. Tevekkül demek yan gelip yatmak, tembellik demek değildir. Nedir? Bir işin, ki ona biz tertibi mukaddemat deriz. Yani bir işin öncüllerini, bir işin yapılması gereken ön işlerini yaptıktan sonra neticeye Cenab-ı Hakk'a havale etmek, Cenab-ı Hak'tan beklemektir tevekkül. Yani siz bir çiftçiyseniz tarlanızı güzel süreceksiniz, kaliteli tohum ekeceksiniz, gübresini vereceksiniz. Efendim yağmur yoksa, imkanınız varsa sulayacaksınız. Ondan sonra siz üzerinize düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemektir tevekkülün adı. İşte hırs da bunun tam tersi. Efendim, gereklilikleri yerine getirmeden adeta merdivenden atlayarak, damdan aşağı atlayarak kısa yoldan sonuca ulaşabilmek gibi bir şeydir ki o sefaleti, efendim, diğer taraftan mahrumiyeti, zilleti, illeti getiriyordu. Ama tevekkülvari talebi rızık ise gereklerini yerine getirdikten sonra efendim sonucu Allah'tan beklemek ve Allah'ın verdiğine kanaat etmek ise bilakis medarı rahattır. Kısmetimizde ne varsa odur demek ön işlemlerini yaptıktan sonra ve her yerde de güzel tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar çok enteresan bir örnektir. Bakın, ağaçlar, bitkiler, onların da rızka ihtiyacı var. Ama yerlerinde sabittirler. Tevekkülvari, kanaatkârane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Bir elma ağacına, bir portakal ağacına baktığımız zaman üzerinde yüzlerce meyvesi var, evladı var. Hayvanattan da insanlardan da daha fazla evlat besleyebiliyorlar. Hayvanat ise, bakın biraz hareketlenme başladı. Hırsla rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyetle rızıklarını elde edebiliyorlar. Yani zaman zaman bu belgesellerde de gösteriliyor ki günlerce süren bir süreğin arkasında bir avı yakalayabiliyorlar ki Üstad Hazretleri de Risale-i Nur'da o efendim canavarların rızıkları ölmüş hayvanların leşidir. Bir efendim ceylan yavrusuna saldırıp onu efendim parçalar, sonra bir avcının kurşununa maruz kalır diye. Çünkü onların hesaplaşması, mahkemesi dünyada olduğu için dünyada cezasını görür. Ama bir ağaca göre son derece daha zahmetli yollar ve yöntemlerle ancak rızıklarına ulaşabiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içerisinde zaaf ve ac lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları, evet, yavrulara bakıyorsunuz. Önce annesinin sütü, daha sonra annesinin şefkati, diğer etrafındaki hayvanların kendisine olan efendim yakın ilgi, alakası ne oluyor? Hayatını kolaylaştırıyor. Ve hırsla rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru, ki az önce bahsettiğim mesele, çünkü onların meşru ve helal rızıkları ölmüş hayvanların leşleri, halbuki onlar diğer hayvanlara saldırıyorlar. Gayri meşru ve pek çok zahmetle kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir. Hırs
sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Evet. Hırs mahrumiyetin sebebi olduğu gibi tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmet olarak önümüze çıkıyor. Hem daire-i insaniye içinde, bu sefer insan alemine geldiğinde her milletten ziyade hırsla dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmetle kazandığı, kendisine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayri meşru bir serveti riba ile, o faizle dünyada kazandıkları o servet ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet kat ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir. Yani siz şuna bakmayın. Efendim, evet, İsrail orada bir terör devleti olarak etrafa zulmediyor. Amenna, doğru. Ancak son 1000 yıl, 2000 yıllık tarihe baktığımız zaman onların başına gelen pişmiş tavuğun başına da gelmemiştir. Oradan oraya sürülmeler, ondan sonra gemilerle ta İspanya'dan Osmanlı topraklarına gelip sığınmaları. Daha sonra efendim işte Almanya'da o efendim fırınlarda yakılmalardan tutun da bilmem neye kadar. Bugün bile yapmış olduğu zulme rağmen hiç de rahat değiller, hiç de huzurlu değiller. Sürekli diken üstünde bir hayatları var. Dolayısıyla bu hırslarının, bu gayrimeşru servetlerinin arkasını onlara mutluluk falan getirmiyor. Aksine onları hep sıkıntılarla devam ettirmiş. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haibun hasir Darwin mesel hükmüne geçmiş. Hırs hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Darwin mesel hükmüne geçmiş. Umumun nazarında bir hakikate amme kabul edilmiştir. Madem öyledir, madem hırs bir hasaretin sebebidir, hasaretin sebebidir. Eğer malı çok seversen hırsla değil, belki kanaatle malı talep et ta çok gelsin. Yani kanaatle talep etmenin, tevekkülle talep etmenin, efendim kısa yoldan köşe dönmecilik yerine efendim bir emek sarf ederek talep etmenin arkasındaki sırrı Üstad Hazretleri şöyle bir misalle açıklar. Diyor ki şu hadisatın sırrı şudur ki nasıl ki bir ekmeğin vücudu, bir ekmeğin vücuda gelmesi, ortaya çıkması için tarla, harman, değirmen fırına tertip eder. Bakın burada bir sıralama var. Siz buğdayı tarlada yetiştireceksiniz. Harmanda tanelerini ayıracaksınız. O taneleri değirmende un haline getireceksiniz. Sonra o unu fırında hamura dönüştüreceksiniz ve o hamuru da fırına atmak suretle ekmek elde edeceksiniz. Bakın burada aşağı yukarı biz 5 aşamadan bahsettik. Tarla, harman, değirmen, hamur, fırını ikiye ayıralım. Hamur ve pişirme. 5 tane aşaması var. Bu 5 aşamadan hangisini eksik bırakırsanız oradan ekmek elde etme şansınız yok. Tarladan buğdayı elde ettiniz. Sapları alın, fırına götürün, yanar. Efendim harmanda taneleri ayırdınız. Taneleri götürün, atın fırına, yanar. Efendim değirmende un hale getirdiniz. Unu kuru kuru atın, yine yanar. Ancak bu aşamalardan sonra bir de hamur haline getirip o ıslak hamur haline gelmiş olan o malzemeyi fırına sürdüğümüzde ekmek elde ederiz. İşte Üstad Hazretleri diyor ki öyle de tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Bir efendim sıralama vardır.
Yani onun oluşum aşamalarına uymak, bu hikmete efendim uyma şeyi söz konusudur. Bir süreç vardır. Bir efendim basamaklar zinciri diyelim teenni hikmete. Böyle bir süreç söz konusudur. Bir ihtiyatta hareket etmek söz konusudur. Peki hırslı adam ne yapıyor? Hırslı adam ne yapıyor? Hırs sebebiyle teenni ile hareket etmediği için o sürece, o zincire uygun hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları müraat etmez. Az önce saydığımız o beş basamak vardı. Efendim tarla vardı, harman vardı, değirmen vardı, fırında da önce hamur yapma vardı, arkasından pişirme vardı. İşte bu tertipli eşyadaki bu manevi basamakları, burada maddi basamaklar da var. Bu basamaklara uymadığı için, uygun hareket etmediği için ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksadına ulaşamaz. Az önce bahsettik, bir basamağın noksan kalması insanı sonuca ulaştırmıyor. Onun için başarı mı istiyoruz? O zaman o hikmetin basamaklarına, teenni hikmet basamaklarına tevfik-i hareket edeceğiz, uygun hareket edeceğiz ki sonuç elde edelim. Başarı mı istiyoruz? Başarının gereklerini yerine getireceğiz. O basamakları bir 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 uygulamak suretiyle sonuç elde etme gayreti içerisinde olacağız. Yoksa kısa yoldan köşe dönme, efendim emek sarf etmeden köşe dönme olan şeyler zaman zaman gayri meşru yollar şeklinde gerçekleşebilir. Ama insan onun da hayrını görmez, bereketini görmez. Bir de uhrevi mesuliyeti vardır. Buna hepsine dikkat etmekte fayda var. Evet. Üstad Hazretleri bu hırsla ilgili olarak 19. lem'anın son bölümünde 7. nüktesinde hırsın 3 tane neticesinden bahseder ve bunu ısrafla da ilişkilendirir. Çok enteresan bir şeydir yani. İsraf hırsı intac eder diyor. Bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri rüyada bir hitabede ifade ederken bunun bir izahı var orada. O da şu. Şimdi müsrif adamın efendim çalışmasından elde ettiği kazanç ve gelir ihtiyaçlarını karşılayamayınca işte o hırsa yöneliyor ve gayri meşru yollara sapıyor. Ne oluyor? Oradaki ifadesiyle say masrafa kafi gelmediğinden der, o ısrafvari olan ki bedeviyette insanlar 4 şeye muhtaçtı. Medeniyet bu 4 şeyi efendim 20 şeye çıkarmış ve dolayısıyla çalışma, kazanç, o çalışmadan elde edilen kazanç masrafa kafi gelmediğinden ahlakın esasını bu noktada ifsad etmiştir der. Nasıl bir ifsad? İşte hırsla daha çok kazanma, daha çok gelir elde etme. Helal haram demeyip rast geleni yeme, rast geleni alma şeklindeki yöntem sonucunda ne oluyor? Efendim ahlakın esası da ifsat oluyor ama burada ki özellikle üzerinde durulduğu nokta bu hırsın, bu efendim artan ısrafa bağlı artan ihtiyaçların karşılanması için gösterilen hırs sonucunda 3 tane netice ortaya çıkıyor diyor. Bunlardan birincisi kanaatsizliktir. Neydi? Doğru olan semere-i sahine kanaat etmek ki o insanın çalışma şevkini arttırır. Devam edersiniz çalışmaya ama kanaatsizlik olunca bakarsınız o işten o işe, o işten o işe hiçbir tanesinden başarılı olamaz. Çünkü kanaatsizlik var. Kanaatsizlik ise ki burada ifade ediyor, saye, çalışmaya şevki kırar.
Şükür yerine şekva ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru helal azmalı terk edip gayri meşru külfetsiz bir malı arar. İş beğenmeyenler, işsizler ordusu. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. Şimdi Üstad Hazretleri bu kanaatsizliğin, ondan sonra bu kanaatsizlik sonunda çalışma şevkinin kırılması sonucu ortaya çıkan bir durumdan bahsediyor buradaki haşiyede ve diyor ki iktisatsızlık yüzünden, ki bunun arkasından gelen hırs ve efendim çalışma şevkinin kırılması yüzünden müstehlikler çoğalır. Tüketiciler çoğalır. Müstahsiller azalır. Üreticiler azalır. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. O vakit hayat-ı içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat tenakkus eder. Nakıslaşır, azalır. O millet de tedenni edip sukut eder, fakir düşer. Bugünün toplumunu izah ediyor Üstad aslında. Türkiye toplumunu izah ediyor. Efendim, müstahsillerin azaldığı, müstehliklerin çoğaldığı, herkesin gözünü devlet kapısına diktiği bir dönemden bahsediyor ki tam da o dönemi yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de köy nüfusu yaklaşık %7'lere düşmüş. Bunun zaten %4-5'lik kısmı yaşlı insanlar, ben köyümde ölmek istiyorum diyen yaşlı insanlar, üretime katkısı pek fazla olmayan insanlar, geriye müstahsil olarak, üretici olarak, özellikle tarımsal manada, tarım ve hayvancılık noktasında toplumun %2-3'lük bir kısmı kalmış. Peki bundan 30-40 yılınca %30-40 olan köylü nüfusu nerede şimdi? Şehirlerde, şehirlerin varoşlarında. Peki ne iş yaparlar? Büyük bir kısmı gözünü devlet kapısına dikmiş. Üretim yerine bir yerde sigortalı bir iş bulayım. Efendim, asgari ücretle de olsa bir iş sahibi olayım şeklinde o devlet kapısına göz dikme maalesef çoğalmış. Ama üretime katkı, üreterek bir şeyler kazanmak çok azalmış. Gidin köylere, genel tablo şu. Onlar da artık yoğurtlarını, sütlerini, yumurtalarını, domateslerini, biberlerini vesairelerini gidiyorlar. Özellikle A101 gibi, BİM gibi işte Türkiye satına yayılmış olan marketlerden alıyorlar. Onlar da müstehlik olmuşlar. Müstahsil değiller büyük oranda. Var yine üretenler var. Sonunda bir üretim var ki biz manavda gidip bir şeyler alabiliyoruz. Ama genel anlamda müstahsiller azalmış, müstehlikler artmış. Herkes gerçekten devletin gözünü devletin kapısına dikmiş. Bu bir ülkede üretimi, sanatı, efendim diğer hususları, ki burada ticareti, ziraatı ve sanatı azaltan bir şeydir. Vanlıların eskiden kalma bir sözleri var. Van'da bu devlet kapısına göz dikme meselesi biraz tarihçesi biraz da eskidir. Vanlıların meşhur bir sözü var. Şöyle bir ifade ederler. Hayır bereket var hükümetin kapısında diye. Geçmişte ben aşağı yukarı 90'lı yılların başında, hatta bir ilk gelişimde 87'dedir Van'a gelişim. O zaman işte bakarsınız devlet su işlerinde 4-5 bin tane işçi, köy hizmetleri bölge müdürlüğünde 3-4 bin tane işçi, diğer tarafta karayolları bölge müdürlüğünde 1000-2 bin tane işçi. Dolayısıyla devlet kapısına insanların göz diktiği, çokça insanın göz diktiğini görürsünüz. Ama tabii 2000'li yıllardan sonra biraz bu şeyler azalınca ne oldu? O zaman işsizlik arttı. Babası karayollarında çalışan çocuk şimdi farklı kendine ya bir iş kuracak ya işsiz kalacak.
Dolayısıyla o imkanlar da ortadan kalkınca gerçekten böyle bir tıkanmanın içerisine işler giriyor. Halbuki Türkiye'nin her tarafında köyde efendim işlenecek araziler vardır, beslenecek hayvanlar vardır ve hem üretime katkı hem de çoluk ve çocuğunun rızkını daha helal, daha bereketli bir şekilde kazanma imkanı vardır. Bu öyle bir imkandır ki gidip asgari ücrete talip olmak yerine bir köylü köyünde 3-4 tane inek beslese, onların sütünü vesairesini efendim yoğurt yapıp satsa ya da süt olarak satsa ondan daha fazla gelir elde etme imkanının olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama maalesef insanlar onun yerine devlet kapısına gözü dikebiliyorlar. Ve işte bunun sonucunda da Üstad Hazretleri ne diyor? Müstahsillerin azaldığı, müstehliklerin çoğaldığı ve insanların bir kısmının da gayrimeşru, külfetsiz, zahmetsiz bir rızık aradığı, bir mal aradığı yer ki bu maalesef var işte kısa yoldan köşeyi dönebilir miyim peşinde koşturan insanların varlığı da maalesef bir gerçek. Evet, hırsın ikinci neticesi haybet ve hasarettir. Kaybetme, zarara uğramadır. Az önce de bahis geçti, maksudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalmak kalıp teshilat ve muavenetten, kolaylıklardan, yardımdan mahrum kalmak. Hatta el harisu haibun hasir. Evet, yani hırs, hasaret, zarar, kayıp ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir ki hadis-i şerif olan darb-ı mesele masaddak olur. Evet, burada da yine Üstad Hazretleri hırs ve kanaatın tesiratını efendim ağaçlar üzerinden, hayvanların yavruları üzerinden tekrar ele alıyor. Burayı da okuyup geçelim. Hırs ve kanaatın tesiratı zihayat aleminde gayet geniş bir dusturla ceryan ediyor. Ez cümle bir örnek veriyor. Rızka muhtaç ağaçların fıtri kanaatleri, onların rızıklarını onlara koşturduğu gibi hayvanatın hırsla meşakkat ve noksiyanet içinde rızka koşmaları hırsın büyük zararını ve kanaatin azim menfaatini, büyük menfaatini gösterir. Hem zayıf umum yavruların lisan-ı halleriyle kanaatleri süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akması ve canavarların hırsla noksan ve mülevves rızıklarına saldırması davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Evet, baktığımızda hakikaten gerek bu ağaçların halleri, gerek yavruların halleri aslında bize tevekkülün ve efendim hırsın ne kadar farklı bir netice verdiğini gösteriyor. Hem semiz balıkların vaziyeti kanaatkaranesi, mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırsla rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulamamalarından cılız ve zayıf kalmaları, yine hırs ne derece sebebi meşakkat ve kanaat ne derece medar rahat olduğunu gösterir. Evet, yani zaten Üstad Hazretleri hep şunun üzerinde durmuş, yani fıtri rızık noktasında fıtri rızkın iktidar ve ihtiyar ile, yani onun, o canlının gücü ve efendim iradesi ile makusen mütenasip olduğunu söyler. Ters orantılı olduğunu söyler. İşte yavruların, ki Üstad Hazretleri çok güzel bir ifade de kullandı, ummadıkları yerde ayetin ifadesiyle kan ve fışkı arasından o tertemiz bembeyaz sütü ona ihsan ediyor Cenab-ı Hak. Onun için ummadık bir yerden. Evet, yani insanoğlu işte anneler besleniyorlar. Hayvani anneler de mesela inekler ot diyorlar. Ama o ottan Cenab-ı Hak onlara o kan ve fışkı içerisinde ne oluyor? O fışkı içerisinden bir kısım besin maddeleri bağırsak duvarından emiliyor, kana karışıyor
Bakın fışkıdan geldi, kana geçti. Kanda da meme bezlerinden o besin maddelerinin bir kısmı alınıyor ve süt gibi mugaddi, bembeyaz, tertemiz bir gıda üretiliyor. Evet, o kan ve fışkı arasından dolayısıyla ummadık bir tarzda Cenab-ı Hak ona hem gıdalı hem temiz o bembeyaz sütü ihsan ediyor. İşte bu bize aslında efendim rızkın böyle zannedildiği gibi hırs göstererek efendim koşturarak şununla bununla değil. Evet, insan çalışacak, sahaya gayrette bulunacak ama şunu da bilecek ki rızık Allah'tandır. Rızkı veren Allah'tır. Dolayısıyla bu şeyle gidildiği zaman ve sonuçlara kanaat gösterildiği zaman çalışma şevkinin artacağı ve bu süreçlerin devam edileceği görür. Üstad Hazretleri burada yine Yahudi milleti üzerinden, Yahudi milleti hırs ile, riba ile, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayrimeşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahra nişinlerin, yani o çölde yaşayan göçebelerin, yani bedevilerin kanaatkârına vaziyetleri izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması yine mezkur davamızı kat'i ispat ederler. Hem çok alimlerin ve ediplerin zekavetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle fakr-ı hale düşmeleri ve çok aptal ve iktidarsızların fıtri kanaatkârane vaziyetleriyle zenginleşmeleri kat'i bir surette ispat eder ki rızk-ı helal acz ve iftikara göre gelir. Acizliğe ve ihtiyaca göre gelir. İktidar ve ihtiyar ile değildir. Belki o rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ters orantılıdır. Niye? Çünkü çocukların iktidar ve ihtiyarı geliştikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakinleşir. El kanaatü kenzü la yefna. Hadisinin sırrıyla kanaat tükenmez bir hazinedir. Hadisinin sırrıyla kanaat bir define-i hüsnü maişet, güzel geçimin bir definesi ve rahat-ı hayattır. Hırs ise maden-i hasaret ve sefalettir. Sefalet ve zararın kaynağıdır şeklinde Üstad Hazretleri ifade ediyor. Bu hırsın üçüncü neticesinde ise şöyle diyor, hırs İhlası kırar, ameli uhreviyeyi zedeler. İhlası kırar, uhrevi ameller de zedeler. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa teveccühü nası ister. Teveccühü nasa müraat eden ihlası tamı bulamaz. Yani insanların ilgisini, alakasını çekeyim ki daha çok kazanayım gibi. Bu netice çok ehemmiyetli. Çok cahil dikkattir. Evet. Bununla ilgili Üstad Hazretleri şurada buna benzer bir nokta şöyle bir ifade veriyor. Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinde der, beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. Bakın, kanaatkar. Ben dışarıdayım, o zat divanhanesinden içeri alsın. Bu dışarıdaki soğuktan kurtulayım. Efendim, en aşağıdaki iskemleye de beni oturtsa kâfidir der. İkinci bir adamdan bahsediyor. Güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağrurane der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırsla girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur.
ona teşekkür lazım gelirken, halbuki yani o da soğuktan kurtuldu. Ama onun istediği baş köşeye değil de aşağı bir köşeye oturttu. Buna rağmen ona, o divanhane sahibine teşekkür etmek lazım gelirken, teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istisgal eder. Ondan yüz çevirir. Nefret eder. Sevmez onun o tavrını, o halini. Birinci adam, o beni dışarıdan içeriye alsın, bu soğuktan kurtulayım, en aşağıdaki iskemleyi de verse razıyım diyen adam, mütevazi yani, alçak gönüllü bir şekilde içeri giriyor, en aşağı iskemleye oturmak istiyor. Onun bu kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der, o da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezahür eder. Onun efendim beklentisinin yüksek olmaması, hemen içeride bir köşeye oturma talebi divanhane sahibinin dikkatini çekiyor ve onu baş köşeye doğru davet ediyor. Bu örneği okuyurken aklıma hep rahmetli Fırıncı abi gelir. Onun tavrı işte birinci adamın o mütevazi haliydi. Yani İstanbul'da olmamamıza rağmen zaman zaman geldiğimizde böyle içeri girince hiç dersin insicamını bozmamak için hemen böyle kenara oturmaya çalışırdı. Tabii cemaat abi lütfen buyurun diye alırdı yukarıya, en baş köşeye oturturdu. O bu vesileyle de ölüm yıl dönümünde de kendisini rahmetle analım inşallah. Böyle bir şeye de vesile olduğu için bu örneğimize de tam böyle uygun bir tavır sergilediği ve bu noktada da aslında bize abilik yapıp bize hüsnü misal olduğu için. Evet, işte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofra-i rahmettir. Derecat-ı erzak, yani rızkın dereceleri ve meratib-i nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüzi işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Yani Cenab-ı Hak bu dünyada farklı insanlara farklı rızıklar takdir etmiştir. Gayret edelim, çalışalım ama Allah'ın nasip ettiğine de efendim kanaat etmek suretiyle hırs alanına girmeden kanaatkar bir şekilde devam et. Hem en cüzi işlerde de herkes hırsın sui tesirini, hırsın kötü etkisini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırsla ilhah eden dilenciden istisgal edip vermemek, ısrarla isteyen dilenciden yüz çevirip ona vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istersin. Lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırsla uyku istersen, aman yatayım, aman yatayım desen, bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırsla beklersin, aman gelmedi, aman gelmedi deyip, en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin, bir dakika sonra o adam gelir, fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Az önce bu paragrafı okuduk ama tekrar okuyarak alt kısma da geçelim. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tertip eder. Öyle de tertibi eşyada bir teenni hikmet vardır. Hır sebebiyle teenni ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları mürahat etmez. Ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. Sonuca ulaşamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Yani
Bu hitap aslında bugünkü toplumun çok büyük bir ekseriyetine. Çünkü bugün toplumda maalesef hepimizin maruz kaldığı bir illettir bu hırs illeti. Hırs bu kadar mızır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve helal haram demeyip her malı kabul ve hayat-ı uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta erkan-ı imaniyenin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafiayı beliyattır. Bereketin sebebi ve belaların def olması için bir sebeptir. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir malı çıkacak. Bakın kesin bir cümle kullanıyor Üstad Hazretleri burada. Zekatı vermeyenin herhalde, her halükarda elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. Bir hastalık dolayısıyla masraf edeceksiniz. Bir efendim arabanızdaki bir arıza, bir trafik kazası Allah göstermez, ondan dolayı masraf edeceksiniz. Bir musibet gelip alacaktır. Dolayısıyla Üstad Hazretleri dünyayı da ahireti de isteyenin hırsı terk etmesi, onun yerinde sahi gayretle o gayretinin sonucuna kanaat göstererek, çalışma şevkini artırarak gayret etmenin dünyadaki sırrı hikmete daha uygun olduğunu, o teenniyle hareket etmenin başarıyı da beraberinde getireceğini, aksine efendim hırs göstermenin başarısızlığa, sefalete, fakirliğe, efendim zillete düşmeye sebep olacağını ifade ediyor. İnşallah iktisatla, kanaatla, efendim gayretle çalışıp Allah'ın bize verdiğine kanaat etmekle, rıza göstermekle efendim bu adetullah'ın ortaya koymuş olduğu çizgiye müraat etmekle rızkımızı bu dünyada helal yoldan arayalım ve helal 2 liranın şüpheli ya da haram 5 liradan daha bereketli olduğunun farkında olarak gayretimizi efendim helal kazanç üzerine yoğunlaştıralım inşallah. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.